Papa Francesco 30 Nisan Perşembe günü düzenlediği sabah ayinini, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere ayırdı. Özellikle isimsiz olarak hayatını kaybeden ve toplu mezarlara gömülenler için dua etti. Papa Francesco 30 Nisan Perşembe günü düzenlediği sabah ayinini, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere ayırdı. Özellikle isimsiz olarak hayatını kaybeden ve toplu mezarlara gömülenler için dua etti. Yuhanna 6.65'te İsa Mesih'in babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez sözüne değinen Papa Francesco, elçilerin işleri bölümünde anlatılan Etiyopyalı hadım hikayesine de değindi. Papa, müjdeyi yaymanın temel prensiplerinden birinin kutsal yazıları hayatlarımızda uygulamak olduğunu söyledi. İnsanları İsa Mesih'e sadece Tanrı'nın kendisi çekebilir diyen Papa Francesco, bizlerin görevinin tanıklık etmek olduğunu söyledi. Müjdeyi yayma çalışmalarımızda insanlara inancımızın gerekleri hakkında bilgi vermek yeterli değildir. Gerçek bir ilan olabilmesi için yaşamlarımız buna tanıklık etmeli ve babanın insanları İsa Mesih'e çekmesine izin vermeliyiz dedi. Tanrı insanları İsa Mesih'e yöneltiyorsa biz ne yapabiliriz sorusuna değinen Papa Francesco oldukça basit bir cevap verdi. Dua. Papa, tanıklık ve dua birlikte gerçekleşir. Tanıklık ve dua olmadan müjde paylaşılamaz dedi. Birinin vaazı oldukça güzel ve etkili olabilir ama babanın isteği olmadan kimse Mesih'e gelemez. Tanıklığımız insanların kalplerinde kapı açar. Onları İsa'nın mesajını ve gizemini anlamaya yönlendirir. Dua, babanın isteğini yetkinleştirir ve insanları Mesih'e çeker dedi. Papa Francesco vaazını "Rab'den hizmetimizi tanıklık ve dua ile yerine getirmek için lütuf isteyelim ki Baba Tanrı insanları İsa'ya yönlendirsin" diyerek bitirdi.